Değerli arkadaşlar, yine Hasan Bey ile burada bahçesinin yan komşusunda yine çay üretimi yapıyor akrabası. Onun bahçesiyle bizim bu kullanılmayan bahçe, bu bahçe bizim AYSO organik ürünlerini kullanmadığı bir bahçe. Ve sürgünleri aynı gün kesimini yaptılar. Aynı gün budamasını yaptılar ve hemen 50 metre bir ilerisinde de işte buradan size göstermeye çalışayım. Bir ilerisinde de Hasan abimizin bahçesi. Buyurun. Şimdi o orada, bu ise burada. Şimdi Hasan abimiz de yanımızda. Hasan abi, aradaki fark var mı bu iki bahçe arasında? Adem Bey, aradaki farkı görüyorsun, yani bariz bir şekilde görünüyor. Yani AYSO organik gübrenin farkını çaya baktığın zaman görüyorsun. Bu iki bahçenin çayı aynı gün kırıldı. Aynı gün kesim yaptınız. Kesim yapıldı. Evet. Aynı gün. Bunun filizi 1 santim, onunkisi 4 santim, 5 santim. Evet. Farkı görüyorsun o. Sevgili dostlar, yakından da size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi sevgili Hasan Bey'in burada üzerinde durmaya çalıştığı noktalar bunlar. Farkımız bu. Yani kullanılan yerle kullanılmayan yer arasındaki farkı sizler de. Adem Bey, bunları ben size zaten göstermek için sizi Samsun'dan buraya kadar yordum. Yoksa ben ürünü kendim kullanıyorum. Lakin bu aradaki farkı gelin görün. Şimdi değerli çiftçi arkadaşlar, gerçekten Hasan Bey'in yapmış olduğu bu özveri çalışması beni son derece mutlu etmekte. Beni değil. Ben burada mutluluğu şöyle size tarif edeyim. Bir başka üretici arkadaşımla ben bunu paylaşmaktan mutlu olmaktayım. Yoksa biz zaten kaliteyi tespit ettik. Kaliteyi gördük. Biz demiyoruz ki bizim ürünümüz şu 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 şöyledir demiyoruz. Bizim ürünün kalitesini, bizim ürünün verimliliğini müşteriler anlatacak dedim. Kullanan anlatacak, bitkiler anlatacak. İşte şimdi Hasan Bey kullanan kardeşimiz, abimiz, biz de buradayız, huzurunuzdayız. Eğer varsa bir alternatif bize sunabilirsiniz. Adem Bey, biz bu 3 ay önce bunu Samsun'da sizinle konuştuğumuz zaman ne dedim ben orada? Ben anlatmakla anlamam. Ben uygular görürsem anlarım. Aldım geldim, uyguladım. Gayet memnunum ya. Evet, çünkü uyguladık kardeşim. Çünkü sonucu gördük. 1600 kilo çay topladığım yerden 2000 kilo çay topluyorum. Yani 2 ton çay alıyorum. Herkesin. Bu da tabii herkesin. Evet. Yani ben o çayı defalarca toplamışım. 25 yıl piyasa kendim toplamışım. 1500 kilo, 1600 kilo. Yani çok iyi olduğunda 1650 kilo olmuştu. Ama ben ikinci sürgünde 2 ton çay toplamışım. Bir de şunu söylüyorlar. İkinci kesimde %10 çayın suyu azalır diyorlar. Doğru mu? Düşer, evet. Yani birinci sürgün gibi olmaz diyorlar. İkinci de olmaz, üçüncü de olmaz. Lakin ben üçüncü çayı toplayacağım. Çaykur'a verdiğim çayın fişlerini, fotoğraflarının resimlerini çekip WhatsApp'tan size göndereceğim. Peki, memnuniyetle bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, ben bu bilgilerle beraber şu anda Hasan Bey'in bahçesine geçiyorum. Hemen 50 metre biraz hızlı geçeceğim. Biraz amatör işi yapıyoruz ama sunumlarımız umarım daha tatmin edicidir. Saygılar, sevgiler. Hemen oraya geçiyorum.
Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi koşarak geldik. Başarı bu olması gerekiyor herhalde. Başarı anlatılacaksa bu şekilde anlatılır. Evet Hasan abi, buyurun siz de. Görüyorsunuz Adem. Evet Hasan abi diyor ki, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şekil ağda gözüktüğü gibi. Yani bu iki bahçenin çayı aynı günde toplandı. Evet. Pırıl pırıl sürgünler şu anda 3 yaprak 4 yaprak olmuş şekilde, tabi gelişmesini bekleyeceğiz. Tekrar çalışmalara devam etmekteyiz, ediyoruz. Size bir sonraki videomda ise, değerli arkadaşlar, bir sonraki videomda ise size bir başka konuyu açıklamaya çalışacağım. Budama yapmıştık. Budamadan sonra elde ettiğimiz performansı anlatacağım. Hepinize saygılar, sevgiler. Yani bu videomda iki bahçedeki sürgün farklılığını anlatmaya çalıştım. Bir dahaki videomda farklı konuyu işleyeceğiz. Yine çay üzerine. İki farklı bahçenin sürgünlerini hep beraber gözlemledik. Siz kararı verin. Evet, kullanan arkadaşlar karar veriyor. Meyilli bir arazimiz burası. Karadeniz'in böyle meyilli arazileri meşhurdur. Ama buradan ekmek üretiliyor. Buradan günlük hayat idame ettiriliyor. Saygı duymamız lazım. Tebrik etmemiz lazım bu arkadaşları. Hakikaten ekmeğini böyle yamaç arazilerden beden kuvvetiyle alan çiftçilerin hakikaten alnından öpmek lazım. Hepsini kutluyorum. Başarılı bir hayat idame ettirmeye çalışıyorlar. Ne dersem bu az, kelimeler az. Hepinize saygılar, sevgiler.